Hangi devlet adamı bir vatandaşına mahkemelik olmuş? Hangisini içeri attırmış ya? Atatürk'e bile sarhoş dediler. Atatürk'ün s**tığı fabrikaları sattılar. Atatürk ayaş oluyor. Bunlar Müslüman dinler oluyor. Ben MHP'yim ama ben bıraktım gayrı oraya. Bıraktım. Yabancılar gelmiş her köşede yiyor, içiyorlar. Kendi milletim bir su içemiyor ya. Ben verdim. Ama vermem bundan sonra. Sıkır gibi koyuna peşine düşmüşüm gidiyoruz. Elhamdülillah Müslümanım, al götür. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Askerler çoraplarını yedi. Biz ikinci Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz. Farkında değilsiniz. Recep Tayyip Erdoğan şu an dünyayla savaşıyor. Demezseniz en adi interesisin. Hadi buyurun. Koca karı lafıyla böyle muhalefet olmaz, siyaset olmaz. Dış güçler yıllardır vardı bu ülkede. Eğer bugün Türkiye gerilemeye başladıysa bizim iktidarımız başarısızdır. Anladınız mı? AK Parti giderse bu ülke biter, öyle mi abi? Biter tabi. Vallahi biter. Gülmeyin ya, gülmeyin. Atatürk gitti, Türkiye bir şey olmadı. Sen ne konuşuyorsun? Beni çekmeyin. Sizin gibi yandaşlara, sizin gibi şakşaklara inat devam ediyoruz. Sen yüzünü göstermeye cesaretin yok daha. Satılan fabrikalardan haberin var mı senin? Hiçbir zaman gelişmiş ülkelerde devlet fabrika çalışılmaz. Avrupa'dan daha ilerideyiz. Her şeyde. Vallahi dahiyiz. Adam dedi ki doları varsa onların, bizim de Allah'ımız var dediğinde dolar 8 liraydı. Dolar oldu 18 lira. Abi merhaba, sizle konuşalım, buyurun. Abi, bir daha konuşalım mı efendim sizle? Niye abi? Silivri soğuktur abi. Bir şey dedikleri zaman anında içeri atıyorlar. Konuşamıyor mu abi insanlar? Ben insanlarla değil, muhalefet hakkında, hükümet hakkında bir şey konuşamıyorsun ki. Ya korkutuyorlar. Konuşunca içeri atıyorlar ha? Ya konuşanı içeri atıyorlar. Enflasyon almış başını gitmiş. Millet geçim derdine düşmüş. Hala A Haber dinlersen dünya güllük gülistanlık. Bu ne ya bu milletin çektiği çile? Ne abi, bugün gündemde bu var. Bu tartışılıyor. Siyasetin asıl konusu bu. Yani dış güçler diyorlar. Muhalefete atıyorlar. Ne dış güçlerle işte? Zamanında kendi diyordu ya. Dış güçler kendi diyordu zamanında. Bir yüksüğüm var diyordu. O yüksük ne kadar pahalı bir yüksükmüş. Nereye kadar abi bu gidişat, nereye kadar sürer? Önümüne gidiyor. Millet intihar edecek. Bankalara borçlandı millet. Kredi kartını ödeyemez. Benim restorantım vardı. Bittim ya. Bankadan kredi çektim, onu da bitirdim. Halk Bankası'na, Ziraat Bankası'na, Deniz Bankı'na benim kredi borçlarım var. Battım. Peki bir vatandaşsınız abi. Bu ülkenin bir seçmenisiniz, evet. Her şeyden önce. Bizleri yönetenler şu anda sizin karşınızda olsaydı onlara ne söylemek isterdiniz? Ya diyecek çok şeyler var da ne diyeyim ki? Çok şeyler var ama mutsuz görünüyorsunuz abi. Diyecek çok şeyler var da diyecek hiçbir şeyi bulamıyorum. Çok şeyler var da içimde de diyemiyorum. Bir şey diyeni ya şimdiye kadar hangi devlet adamı bir vatandaşına mahkemelik olmuş? Hangisini içeri attırmış ya? Kimine mahkemelik olmuş ya? Bir devlet adamı ya. Koskoca bir devlet adamı ya. Atatürk'e bile sarhoş dediler. Atatürk'ün fabrikaları sattılar. Adam 15 senede 48 fabrika yapıyor. Onları satıyor. Atatürk ayaş oluyor. Bunlar Müslüman dinler oluyor. Boş veriyor. Abi çok dolmuş. Konuşalım abi, senin görüşlerini alalım. Görüşelim de. Sen nasıl görüyorsun ekonomik gidişatı? Memleket zaten batmış dayıoğlu. Bak ben göz atlıyım. Ben bu memlekete gelmişim bir yemek yemiyorum ya. Uzgatlı mısın abi? Evet. Ben MHP'yim ama ben bıraktım gayrı oraya. Bıraktım. Ya böyle memleket olmaz abi. Bak yabancılar gelmiş her köşede yiyor içiyorlar. Kendi milletim bir su içemiyor ya. Kardeşim her şey alış başını giriyor. Yazık, günah yani. Gerçekten benim dükkan mağazalarım da var. Burada da vardı. Bursa'da, İnegöl'de de var. Kapatıyorum. Kapatayım ben, esnafım abi. Ben esnafım ama battı. Kapatıyor musunuz? Kapatıyoruz abi. Benim oğlum burada esnaf. Ben Bursa'dayım. Duruma geldim diyorsun. Duruma geldi. Durum kötü kardeşim. Gerçekte durum kötü. MHP'ye mi oy veriyordunuz abi? Ben vermem kardeşim. Ben verdim. Ama vermem bundan sonra. Pişmanlık var mı? Var tabii. Olmaz mı ya? Buna da vermem, buna da abim ya. Ne vereceğim ki ben burada şimdi sıkır gibi koyuna peşine düşmüşüm gidiyoruz. Ne ya? Bu şu parti, şu parti, şu parti. Anamıza düşeli verdi. 66 yaşındaydım. Parti. Ne partisi ya? Parti mi kaldı kardeşim? Bu gençlere yazık değil mi? Şu gençlere yazık değil mi? Yazık, günah yani. Nereye gidiyoruz biz? Ben Avrupa memleketinden Almanya'ya gittim. Almanya böyle şöyle. Ne alı? Doğu ne? Batı Almanya birleşince ben oradaydım. Ben kaçak çalışıyordum oralarda. Gerçekten dört dörtlük insanlar ya. Git de Müslümanlığı gör. Gurbetçiler geliyor. Ben onlarla da konuşuyorum burada. Abi, farklı anlatıyorlar abi. Orası da bitti diyorlar. Abi ne diyorsun? Git de bir gör abim. İki eline kafanı vurursun. Müslümanlık o tarafta. Burada nerede ya? Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. Al götür. Elhamdülillah Müslüman. Al götür. Var mı öyle bir şey? Yazık, günah değil mi? Bu memlekete bu halak olmanın kimin hakkı var ya? Yazık. Yani gelen götürüyor. Gelen bankayı boşadı götürüyor. Ondan sonra ver kardeşim, doları getir, altını getir.
Doların altı nedir? Abi telefonu var, bir kötü telefonu. Ben buna ne vergi veriyorum? Kardeşim ne vergi veriyorum buna biliyor musun? Ben esnafım. Ne vergi veriyorum? Giriyorum 30 lira vergim var. Kardeşim ver 30 lira al telefonu. Ver 30 lirayı al şu telefonu elimde. Böyle bir şey var mı kardeşim? Yazık, günah yani. Gerçekte yazık. Geli görüyorum abi. Umutsuz da görüyorum. Niye bu durumdasınız? Benim yani benim dükkanlarım var. Benim burada çocuğum esnaf. Her şey berbat yani. Bak ben kendim yoz attım. Ben Bursa'dan esnaflık yapayım. Koltuk işi, sandalye her şey yapıyorum yani. Gerçekte öyle. Ha benim kartlarım var kardeşim ha. Ben yalan konuşmam. Hayır kardeşim yani insana bazı diyor ki ya falanca adam abartıyor. Ne abartacağım kardeşim ben burada? Ha mana sandalye İsmail Şimşek. Kendi vücudumda gösterebilirim. Ha burada kardeşim. Ben kendim yoz attım ama yine burada duruyorum. Gizli şeyimiz yok kardeş. Abim yani biz esnafız yani. Battı herkes bak bu gençlere bak yazık günah değil mi? Başka memlekete gelmiş 20 dolarına 20 euroya karnı doyuruyor. Benim gençlerim bakacak ona. Var mı öyle bir şey bu memlekete ya? Yani gerçekte yok kardeşim yani. Yok. Yani. Bak yazık günah bak. Çocuklarınız, torunlarınız var mı bilmiyorum. Buyurun. Çocuklarınız, torunlarınız var mı bilmiyorum. Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Oğlum var dediniz. Ne olacak? Ne? Bu çocuk da benim, bizim evlatlarımız yani. Benim çocuğuma ne oluyorsa buna da öyle olacak. Yani sadece ben kendim çocuğumu kayırmayayım ki. Ben şu genç çocuk tanımıyorum, kayırıyorum. Ya benim memleketimde ben yaşamıyorsam hangi memlekete gireceğim? Ben Avrupa memleketinden kaçak geçtim diyorum. Burada iyiydi kardeşim. Vallahi burada iyiydi, billahi burada iyiydi. Doğu Batı Almanya birleşince ben oradaydım. Hayır, ondan sonra kardeşim iyi hayır. İyi ya. Nerede ya? Almış başına her şey gidiyor. Ondan sonra ben geçen ben burada misafirim. Geçen pazara gittim çocuğun yanında. Bir kabını aldım. Kaç lira kardeşim? 20 lira. Yazık günah değil mi? Memleket batmış kardeşim. Ben yıllarca destekledim dediniz. Oy vermiş bir vatandaş olarak. Sizleri duyuyorlarsa biz yönetenler. Ben, bir şey söylemek ister misiniz burada? Tamam olsun. Ben bu gençlere de haksızlık yapıyorum. Ermem abim ben o kadar keriz yerine getirdim milleti ya. Mal gibi peşine düşmüşük. Ya almış yürümüş herkes oturuyor. Kendinizi mi sorumlu tutuyorsunuz? He? Kendinize mi sorumlu tutuyorsunuz? Tabii ki ben oy veriyorsam, bir sefer verirsem, ikinci verirsem, üçüncü verirsem sorumlu bendedir yani. Sorumlu sende değildir, bendedir yani. Bir yere kadar kardeşim verirsin, 5 sene kaldım, s**t gelsin. Abi ben... Niye s**t edemediniz o zaman? Nasıl? 20 senedir abi, niye s**t edemediniz? S**t edemedim işte, ben mi gibi, seni gibi adamla öyle. 20 senedir niye s**t demediniz. Abim yapmadılar. Yapmadılar kardeşim. Yapmadılar. Şimdi güzel kardeşim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir bu memleketin başında değil mi? Yapmıyor kardeşim işte. Yapmadılar. Soruma cevap vermiyorsun. 20 senedir edemedin. Abim ben mi siktim? İşte ben vermedim. Bir sefer verdim de ikinciye vermedim. 20 senedir siktir edemedin. Ben vermesem. Sen verirsen tabii gitmez kardeşim. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ne yaptı ki abim? Ne mi yaptı? Söyle. Bak ne mi yaptı? Bir dakika kardeşim. Hayır bir dakika. Bir yol yapmış öyle değil mi? Bir dakika kardeşim. Bir yol yapmış. Şurada bak İstanbul'da da gidip gelmiş. Ben esnafım. Şuradan şuraya gelesin 200 lira. Burada da gideceğim 200 lira. Yaptı 400 lira. Bundan sonra kardeşim, bundan sonra yine geçmeyen kişinin de vergi benden alacak. Çanakkale Savaşı'nda askerler çoraplarını yedi. Biz 2. Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz, farkında değilsiniz. Recep Tayyip Erdoğan şu an dünyayla savaşıyor. Ya bir dinle! Recep Tayyip Erdoğan şu an dünyayla savaşıyor. Nereden savaşıyor? Nereden şimdi savaşıyor abi? Ulan Yunanistan'a ordu kurdu Amerika. Bak, şu an 2. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Amerika'yla mı savaşıyoruz abi? Amerika'yla savaşma şansın yok zaten. Bak. Bak Amerika'yla savaşma şansı hiçbir ülkenin yok zaten. Tayyip de bunu biliyor. Zaten Amerika'ya savaş açamaz. İncirlik var ya. Bak abiler bir şey söyleyeceğim size. Diplomasi nedir biliyor musun? Diplomasi. Diplomasi şudur. Örneğin şu an Esed'le kavgalıydı değil mi Tayyip? Şimdi oturabiliriz diyor. Niye biliyor musun? Kardeşim diplomasi bu işte. Oturmam diyordu. Yan yana gelmem diyordu. O oturacağım diyor. Oturmam diyordu ama. Gazeteyi bugün okudum. Dedi ki abicim, oturdu zaten gitti biliyoruz diyor ama bak ben 2 sene öncesinden bahsediyorum oturmam diyordu abi katil Esad diyordu abi hatırlıyor musunuz diyebilir bak ona bakarsan bir şey söyleyeyim sana İsrail Cumhurbaşkanı'na 1 minute yaptı değil mi şimdi İsrail'le neyiz yapmadı ki bak abi yarım saat sonra özür diledi biliyorsunuz ülkeyi yönetmek budur sen atıp tutuyorsun ya arkadaş sen alkollü çok... müsün abi alkolle alakası yok bunun. Bunun alkolle alakası yok. Beyinle alakası bir şey. Abi alkol almışsın.
Bak şimdi. Kokuyorsun şu anda. Alkol alsam ne olur, almasam ne olur? Ben bir şey konuşuyorum. Almamıştır. Evet. Savunmuyordur. Sarhoşları mı konuşturalım? Beni de savun. Sarhoşları mı konuşturalım abi? Şey yok, sarhoş da mı? Sen de sarhoşsun o zaman. Bu içersin sarhoş olursun. Suyla. Bir tek şey. Muhabirliğe doğru yap. Yanlısı doğru, yansızı doğru. Abicim tamam. Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir bu Türkiye'nin başında değil mi? Yanlısı da var, yansızı da var. Abi, bu adam diyorsan buyur gel konuşalım. Savaşla mı geldi? Neyle geldi bu adam? Seçimle geldi değil mi? İnsanlar oy verdi. Ama siz savaş olduğunu iddia ediyorsunuz şu anda. Bak. Kimle savaşıyoruz abi? İsim söyleyin. Ya bu adam 20 senedir seçiliyor ve kazanıyor. Bu CHP zihniyeti şunu kabul edemiyor. Abi, bu insanlar oy veriyor. Ben bunu kabul ediyorum. Ben CHP'yi de savunmuyorum bu arada. Dediniz ki savaştayız şu anda dediniz. Kimle savaşıyoruz abi? Bak, söyler misiniz? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlattırmıyorsun abi, bana. Ben CHP'yi savunmuyorum. CHP'yi yerden yere vurabiliriz. Siz birilerini kardeşim, savunuyorsunuz. Ben kimseyi ben savunmuyorum. Ben şey anlatabilir miyim? Evet. Bu adam 20 senedir bu hükümetin başında mı? İnsanlar başım oy verdi. Evet. Bir dakika. Bu adam darbeyle mi geldi? Hayır. Ya tamam, bu insanlar ama bu adamı abi darbeyle indirmeye çalıştılar, indiremediler. Kim indirmeye çalıştı abi? Kim indir? CIA? FETÖ'cülerden bahsediyor. FETÖ'cüler dediğiniz CIA. Kim abi? Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Recep Tayyip Erdoğan ilk partiyi kurduğunda FETÖ'yü bitirmek için kurdu zaten. Önce hocam canım dedi. Partiyi mi? Bak bir şey söyleyeyim sana. Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası da bu FETÖ'yü bitiremez. Şu an mükemmel saçmalıyorsun bu arada. Mükemmel saçmalıyorum değil mi? Gerçekleri doğru konuşalım. Saçmalıyorum bak. Gerçekleri konuşalım. Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası da FETÖ'yü bitiremezdi. Niye? Ecevit'le kankaydı FETÖ. Ecevit'le kankaydı. Demirel'le kankaydı. Belki Ecevit'le bitirmek için yapıyordu bunu. Nereden biliyorsunuz? Ya Ecevit bir bok yapamadı. Bak 74 Kıbrıs harekatını Ecevit yaptı zannediyorsunuz değil mi? 74 Kıbrıs harekatını Erbakan yaptı. İyi araştırın bunu bak. Ecevit İngiltere'ye gitti. İzin almak için Erbakan emir verdi. Abi sen içtiğinden bana da ver, gerçekten güzel. Abi bir şey söylüyorum sana. Bak okuyun diyorum, okuyun. Abi tamam, ittifak vardı ortada. Allah'ın ilk emrini oku. İttifak vardı. İkra. Evet, ittifak vardı ortada, doğru. Bir şey söyleyeyim sana. Ecevit İngiltere'den izin almaya gittiğinde Erbakan abi sakin olur musun? Kıbrıs'a bak, harekat emrini böyle sloganı ver. Konuşarak bir yere varamazsınız. Burada biz röportaj yapıyoruz. Ben orayı söylüyorum. Bak. Ecevit İngiltere'den izin almaya gitti. Kıbrıs'a çıkabilir miyim diye. Erbakan başbakan yardımcısıydı. Kıbrıs'a çıkın dedi. Doğru. Bak bir şey söyleyeyim sana. Ecevit dedi ki aman dur. Yoksa Kıbrıs'ı komple alıyordu Erbakan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yok abi, sarhoşlarla konuşmuyorum. Gel abi konuşalım. Gelin konuşalım. Kıbrıs'ı komple alıyordu aslında. Ecevit dur. Ya o zaman laf atma, defol git ya. Kim yandaş? Kim yandaş? Siz birilerini şu anda savunuyorsunuz. Ben kimseyi savunmuyorum. Ben kimseyi savunmuyorum. Gelin konuşalım yandaş değilseniz. Sen yandaşsın. Ya siz yanlışlık yapıyorsunuz şu anda. Adam çok doğru konuşuyor. Doğru. Harbi söylüyorum, çok doğru. Gelin size tekrarlayın abi, konuşalım. Ne tekrarlayacağım kardeşim sen? Kim yandaş? Bana söyleyin, ben kimin yandaşını yapıyorum söyleyin. Beni çekmeyin de ben seni izliyorum. Yok ben seni izliyorum. Sen yandaşsın kardeşim. Kimin yandaşıyım söyleyin. Kimin yandaşı? CHP'nin yandaşı ya da İYİ Parti'nin yandaşı. Anlayamazsanız en adi şerefsizsin. Hadi buyurun. Konuşmalarından belli. Toplayın. Ben aptal değilim. Konuşmalarından belli senin. Ya konuşmalarından belli. He? Biri yanlış düşünüyorsun dedim. İyi yandaş mı oluyor illa? Değil kardeşim, kendi tarafına çekiyor. Doğru, doğruları. Bu adam ne dedi? Doğruları konuşacağız siz. Bak doğruları konuş. Şu an biz savaşta mıyız abi? He? Savaşta mıyız biz şu anda? Savaşta değiliz ama baskı altındayız. Tamam, ben de diyorum ki savaşta değiliz diyorum. Siz baskı altındayız, baskı. Koca karı lafıyla böyle bak, muhalefet olmaz, siyaset de olmaz. Evet. Koca karı değil. Şu an Türkiye'ye çelme takıyorlar. O yüzden de konu bu kadar kötü. Bak ilerlemesini istemiyorlar ama siz de buna ön ayak oluyorsunuz. Dış güçler yıllardır vardı bu ülkede. Eğer bugün Türkiye gerilemeye başladıysa ama bizim iktidarımız başarısızdır. Anladınız mı? Yıllardır bu ülke bu kadar büyümüyordu. İlerlemiyordu. Çünkü onların dedikleri yapılıyordu. Geri kalıyoruz diyorsunuz. Yok geri kalıyoruz değil, ilerliyoruz. Önceden eskiden dış güçler vardı ama onlar yok mu? Şimdi de var. Evet. O zaman ama ilerleme olmadığı için dış güçler bir şey demiyordu. Çünkü kendi dedikleri oluyordu. Şu an ilerlediğimiz için dış güçler var. Ama siz ne yapıyoruz mesela abi şu anda? Siz ona ön ayak oluyorsunuz. Ayıp. Siz ona ön ayak oluyorsunuz. AK Parti giderse bu ülke biter öyle mi abi? Biter tabii. Vallahi biter. Gülmeyin ya, gülmeyin. Gülecek bir şey ya. Gülmeyin kardeşim. Atatürk gitti. Ya kardeşim gülmeyin. Atatürk gitti. Türkiye'ye bir şey olmadı. Sen ne konuşuyorsun? Tayyip Erdoğan yani büyük adam. Siz eski. Ne? Siz 2000 yılları bil, 2000 yılları. Şu gençler 2000 yılları bilmez. Atatürk gitti. Atatürk öldüğü gün, Erdoğan öldüğü gün. Bu ülkeyi terk edersin o zaman. Kaç yani? Siz devam edin, devam edin. Osman. Devam edin. Ben zaten devam edeceğim abi. Durmak yok. Sizin gibi yandaşlara, sizin gibi şakşaklara inat devam ediyoruz. Tamam, kaybolun. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Devam. Gelsin.
Kardeşim burada var ya, bak burada gel. Sen yüzünü göstermeye cesaretin yok daha. Gel şurada konuşalım. Gel konuşalım şurada insan gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şurada gelsinler. 80 yılda yapılan işi 5 katı yapılmıştır. Gelsinler, neler ne dersen varım. Satılan fabrikalardan haberin var mı senin? Satılan fabrika, bak senden gidelim organize sanayi ya. O satılan fabrikaları görelim. Fabrika değil onlar. Bak, değil onlar. Bak hiçbir zaman gelişmiş ülkelere... Onlar devletin değil. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Hiçbir zaman gelişmiş ülkelerde devlet fabrika çalıştırmaz. Şimdi bakkallık yapıyor ama. Şimdi niye bakkallık yapıyor? Yağ satıyor abi şu an. Devlet bak, devlet teşvik eder halkını. Abi, fabrika açar insan. Devlet yağ satıyor. Şu an bakkallık var ya, yapıyor. Bütün illerde birinci, ikinci, üçüncü organize sanayileri var. Gelişiyoruz işte, gelişiyoruz. Ne biliyorsun gelişemiyoruz? O sana göre öyle. Daha ne gelişeceksin? Avrupa'dan daha ilerideyiz. Her şeyde. Tabii ki, tabii ki. Hangi anlam ilerideyiz? Gelen giden aratır. Bu adam yaptı. Yolun var. Sağlığın ya, var. Sakin, her şeyin var. Sakin. Ben size soru sorayım. Bir saniye. Bağırmayın abi. Bekle. Sessiz ol. Her yerde var. Bekle, dünyanın her yerinde. Sessiz ol. Bekle sessiz ol. Söyle. Tek tek konuşalım. Kardeşim, gelen giden aratıyor mu abi? Tabii tabii. Erdoğan geldiğinde Ecevit aradınız mı? Ya o adam ne yapsın? Ya, Ecevit aramadı. Ecevit ayrı bir konu. Ecevit ayrı bir konu. Ecevit sevilen bir insandı. Onu demiyorum. Şu anki pozisyonu Türkiye'nin Avrupa'dan daha iyiyiz. Vallahi daha iyiyiz. Ne göre söylüyorsunuz abi? Kaynak neresi kaynak? Kaynak neresi kaynak? Sattı diyorsun. Her yerde var özelleştirme. Git İngiltere'ye, hepsi özel. İngiltere'de her şey özel kardeşim. Her şey özel. Devlet. Anlıyor musun? Peki özelleştirmek iyi bir şey mi? Gelen giden aratır. Kıymetini bilin bu. Erdoğan'dan önceki iktidarları arıyor musunuz abi şu anda? Nasıl? Arıyor musunuz Erdoğan'dan önceki iktidarları? Size sormuyorum. Hayır tabii ki aramıyorum kardeşim. Nereden mi gel? Buradan geliyor. Yok nereden burada? Almanya'dan mı geliyor? Hiçbir yerden gelmedi. Bırak sen de sen hadi. Hadi be. Gelen giden aratır da bugünler çok arayacaksınız. Arayacaksın. Bu adamı arayacaksınız. Çok arayacaksın. Siz boş konuşuyorsunuz. Ondan sonra kafanıza vuracaksınız. Hastanelerde var ya bak hastanelerde. Bağırma abi. Bak, abi bağırma bir saniye. Hastanelerde cenezen oluyordu. Parayı öde öyle alıyordu. Abi sakin olur musun? Abi sakin olur musun? Sabahleyin 5'te gidiyordum hastaneye, kuyruğa giriyordum. Doğrudur. Ama o gün muayene oluyordum. Şimdi 3 ay bana randevu vermiyor. Versene bana, ben seni arayayım ben seni. Ancak nereden muayene olacaksın? Ya bırakın bu işleri, bırakın bu. Gel senden kamera çeksin. Ne ya? Ne bölümünü istiyorsun sen? Gel burada alacağız. Gel alacağız. Ben de ameliyat oldum. Ben de ameliyat oldum. Böbreğimde taş aldım. Abi kaç gün şu an ne bir günde al. Abi bağırma. Bakın 15 güne randevu veriyor sana 15. Ya bırakın bu. Çok yoğun olan bölümlerde veriyor. Yarına veriyor bana, alalım hadi. Bırakın o hasta eski hastaneleri. Ya sakin konuş. Seni izleyin daha. Sakin konuş. Bir dakika. Sen kaç yaşındasın lan? Ben 55-57 yaşındayım. Ben senden büyüğüm. Dinliyor musun beni? Ben her şeyi biliyorum. Dinliyor musun beni? Ben her şeyi o 74'te gidip izin almayı da biliyorum. Sakin. Sen diyorsun ya Ecevit gitti izin almaya. Ecevit gitti onlarla anlaşmadan. Kırmızı izin almaya. Vermezler dedi ki vurun dedi. Almaya. Ya ne izin alacak? İzle. Raif Tektaş'ı izle kendi ağzından. Nerede? Kardeşim. Eskiden. Bak. Memnun musun? Memnunum. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ben sana şunu söylüyorum dayı. Eskiden insanlar açtı. Açtı. Acından geberiyor insanlar. 2000 yılda açtı. 2000 yılında. Acından öyle insanlar. Kardeşim acından ölüyor. Neyi kurun? Niye stok yaptın? Baba ismini bağışlar mısın? Ya her yerde var kardeşim. Bağırma. Bağlanacaksın. Kuruğa girme. Ya her yerde var. Su alttan ayağımda dikiş var. Acımdan ölüyorum. Ya ne acından ölüyorum? Ölüyorum kardeşim. Evim ekmek götüremiyorum. Sayın Savaş Sayın. Savaş Sayın. Hastane belgeseli var. Bir izleyin. Git. Tamam abi. İzleyin onu gençler. Abi gider misin? Dayı git dayı. Kim var mı? Var. AK Parti'den para yağıyor. Para yağıyor bana. Makarna kapalı. Hep böyle de. Abi aman boşver. Bekle. Hava Sayın programını izleyin gençler. Hastaneyi izleyin. Abi bir git tamam. AK Parti yok. Görün o pisliği görün. Bravo. Şu dönemde. Şimdi konuşalım. AK Parti'ye mi oluyor? Konuşalım. Bir şey söyleyeceğim. Ekonomiyle alakalı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, tamam mı? Şu an Türkiye'de, tamam mı, 1450 tane tarım kredi kooperatifleri var. Bu insanları buraya muhtaç ettiler. Ve reyonlarına baktığınız zaman gerçekten ürün yok. Madem böyle bir şey varsa zincirlemesi büyük olur yani. Alım gücünü yükselttin, insan oraya gitsin. O için reklam yapıyorlar. Tarım krediye böyle yaptık, şu kadar yaptık, indirim yaptık. Oy bekliyorlar.
Yani bir genç olarak gerçekten yanlış ya bu yanlış. Böyle ülke yönetilmez. Gençler umutsuz. Aynen. Kooperatif dediğin zaten bağlı bir şeydir böyle. Ve kökenlidir tarlalara zaten. Tüm ürünler oraya gelir. Artık tarımcı ilacını alamıyor. Gübresini alamıyor. Her yerden ondan sonra oraya gidiyorlar, tamam mı? İndirim yaptık, indirim yaptık. Tarım kredilere gidin, reyonlar boş, ürün yok. Söyleyeceğim bu kadar. Sen hayat pahalılığını tam olarak neye bağlıyorsun? İşte dayılar diyorsun, dış güçler falan diyorlar. Böyle bir argüman var ortaya atılan. Türkiye'deki tüm zenginler, tamam mı? Türkiye yatırım yapmıyor. Parasını burada biriktirmiyor. Direkt yurt dışına kaçırıyorlar. Hepsi orada. Milletvekilleri olsun, bakanlar olsun, hepsininki yurt dışında. Burada yok yani. Alım gücü bu yüzden böyle, ekonomi böyle. Bu kadar benim diyeceğim. Sakin sakin seninle konuşalım şimdi. Abiden dolayı konuşamadım. Ya. Ama beni dövmesinler. Ya iyidir tabii. Nasıl iyidir? Ekmek yersek, makarna yersek iyidir. Ama ben demin bak, ben 15 dakika önce markete gittim. Bir tane pirinç, 3 tane makarna, bir tane yağ aldım. Ne aldım? Bir tane mercimek aldım, bir tane bulgur aldım. 315 lira para verdim kardeşim. 315 lira. Evet, vallahi billahi. 314-700 hatta, yani 315, 314-700 verdim. Şimdi buna kim iyi diyorsa gelsin, iyidir desin. Yağ geçen sene 59 liraydı, bu sene 159 lira. Pirinç 29.90'dı, 29.50 idi. Şimdi 59.50, en ucuz markette. Bu dış güçler binde yapıyormuş abi. Ya, o yüzden bizim desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. Kardeşim Allah yapıyor ama Tayyip bir talimat veriyor, iniyor 50 kuruş. Fiyatı Allah yükseltiyor, Tayyip indiriyor abi. Tabii canım, öyle diyor ya Tayyip. Şimdi Tayyip'e göre, bakın beni istese içeri alsınlar. Tayyip'e göre, Tayyip ne dedi? Onların doları varsa bizim Allah'ımız var dedi. Demek ki doları olanın Allah'ı yoktur. Haş Allah'a şirk koşuyor bu adam abi. Öyle demedim arkadaşlar. Var mı hatırlayanınız? Geçen sene. Ya zaten onun Allah'ı yok. Onu ben kabul ediyorum ama adam dedi ki doları varsa onların, bizim de Allah'ımız var dediğinde dolar 8 liraydı. Allah dedi ki ben doları tanımıyorum. Dolar oldu 18 lira. Doğru mu kardeşim? Şimdi adam geliyor burada yurt dışından. Diyorlar ki kafeler dolu. Git bak, o kafelerin %80'i gurbetçidir. %20 de bizim, o da ya tefecidir. Ben hepsini tanıyorum. Ya faizcidir. Yani 5 bin lira, 10 bin lira maaşa çalışan gidip 20 liraya kahve içemez. Bunlar çocuklarımızdır, yanlış anlamazlar. Göt ister 20 liraya kahve içmeye. Ben 20 biliyorum. Ben ömrümde içmem. O be, yani ben kötüdürler demiyorum. Benim evde benim karım bana kahve yapar kardeş. 4 liraya bana mal ederim ben. Ben gidip orada 30 liraya kahve içmem. 20 liraya içmem. Ha, içmek gerekmiyor mu? İçmek gerekiyor. Ama şurada var mı içebilecek bir tane delikanlı? Yani bir kişi vardır belki. Bir kişi gider içer yani. Ya baba parası yer. Kazancınla içemezsin. Peki, şimdi kazanamaz. Ne kazanıyorsun sen aşçısın? 20 bin. 20 bin lira kazanıyorsun. Evi geçindiriyor musun sen? Şu an geçindiriyorum. Ailem var yani. Kira ödüyorsun. Evet. Vallahi kahve içemezsin kardeş. Evet, yani ben ne diyorum, ortalamayı söylüyoruz biz. Biz ortalamayı 8 bin liradan görelim. Yani 20 ile 5'in 10 kişi 20 alır, 1000 kişi 5 alır. Toplasan ortalama 6,5-7 Türkiye'nin geliri. Anladın mı? Niye Sabancı'nın bir tane fabrikası yok burada? Hepsini verdiler. O veremez, alamadık hani, aldı elinden özelleştirdi. Boydakları gönderdi FETÖ'cü diye. La herkes, sen herkesi gönderdin ya. Şimdi abi, siz birçok sıkıntıdan bahsediyorsunuz. Bugün bu mikrofon kime uzatılsa bir şeylerden şikayetçi. Ama şöyle bir 20 yıl geriye bakıyoruz. AK Parti iktidarı bizi 20 yıldır yönetiyor ve bizim insanlarımız oy veriyor. Bu kadar büyük sıkıntı varsa insanlar neden yıllardır desteklemeye devam ediyor? Allah hala çıkıyor diyor ki Allah yar ve yardımcımız olsun. O değiş şekli var ya, beni bile bazen kandıracak oluyor. Ben de nereye destekliyorum, tamam ha. O söyleyişim takvim Allah yar ve ya, ben diyemiyorum onun gibi. Öyle bir şekilde söylüyor ki etkiliyor, burana geliyor böyle. Bak, burasına dokunuyor insanın abicim. Yani hafif insizde Allah merhameti sevgisi olan hemen aldanıyor. Senin iyi niyetinden dolayı. Evet. Senin iyi niyetinden dolayı. Evet. Anladım. Mesela ben senin, ben de onu söylüyorum. Kızın var diyelim. Ben senin hayırlı işte kızını istemeye geleceğim. Ya sana desem ki. Ya sen hayırlısı da olsa hayır, ben vereceğim. Hayır, ben sana diyeceğim ki. Amca diyeceğim. Hani selamun aleyküm diyeceğim. Bir hani elini öpeceğim. Allah'ın izniyle senin kızı alacağım diyeceğim mesela. Hani evet. Hani iki ayak yapacağım. Halbuki evet, kötü bir insanım. Evet. Alırım. İşim de iyi. Ama gelsem ki ben sana desem ki düzgünce otursak, muhabbet etsek. Ben desem atıyorum komünistim. Hani sosyalistim, düşünceleri şöyle. Komünist sana kızımı veririm. Tamam. Vermesin. De veririm de. Ama bizim gerçekten ülkenin ekonomisi çok kötü. Yani kimse iyi diyemez. Bak şu caddede dükkan kiralarına gidin bakın. Kalabalık var. Millet sanıyor ki alışveriş var. Yok. 3-5 tane esnaf iş yapıyor burada da. Burada da 3-5 tane esnaf iş yapıyor kardeş. Esnaflardan kaynaklanıyor bu hayat pahalılığı deniyor biliyorsunuz. Esnaflara denetim yapılıyor marketlere, mağazalara. Ya neyin denetimi yapılıyor söyler misin bana? Ne yapacak? Hangi hakla yapıyor? Benim malım değil, senin para satar mı? Kime ne? Kusura bakma. Sen önce git bulguru üret, pirinci üret. Ondan sonra kimse fiyata satıyorsa
satsın. Sen soğan ektirmiyorsun lan adama. Soğan ektirmiyorsun. Teşekkür ediyorum abi. Abimin söz istiyor. Buyurun abi. Biz ekonomi gidişatı konuşuyorduk. Efendim ekonomiyle konuşalım. Burada Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanım bakın polisinize, amirinize, zabıtanıza sahip çıkın. Biz müzisyeniz. Bize karışıyorlar. Bak biz burada gurbete gelmişiz. Tamam mı? Başkanım, Cumhurbaşkanım. Müzisyenin kimse kimseni yani müzisyene hiç kimse karışamaz. Müzik özgürdür ve ölümsüzdür. Biz burada sokak müzisyenliği bazen yapıyoruz. Ama zor durumda kalıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Burada pansiyonda kalıyorum. O zaman bana bak ceza kestiler. Yazık günah yani. Biz sanatkarız. Atatürk ne demiş? Herkes her şey olabilir ama sanatkar olamaz. Sanatçı olamaz. Sen dedin ki gençlere karışmayın. Gençlerin önünü açalım. Gençleri dışarıda yatırıyorlar. Uyuşturucu mu satalım? Hırsızlık mı yapalım? Birisinin cebinde cüzdanı mı çalalım Sayın Cumhurbaşkanım? Lütfen. Yani biz müzisyeniz. Lütfen karışmasınlar bize. Bak şu an Güllü'ye çalacağım. Sanatçı beni çağırıyor. O kadar basit bir müzisyen de değilim ama bazen zor durumda kalıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Ama bütün arkadaşlarımı da destekliyorum yani. Lütfen kimse müziğe karışmasın. Değil mi efendim? Doğru mu? Müzik ölümsüzdür. Herkes müzik dinliyor. Polisi, amiri, zabıtası herkes müzik dinliyor. Ekonomiye gelince 3 tane çorap sordum 50 milyon. Bu ne biçim ekonomi ya? 3 tane çorap 50 milyon. Yani bayağı bir arko krem alacağım. Ayaklarım yara bakın. Çekin. Çekin. Bak ayaklarım yara. Bir tane arko krem aldım 20 milyon verdim. Bu kadar olmaz. Poğaça 4,5 milyon. Ekmek ne kadar? Zeytin şu kadar. 6 tane zeytin veriyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. 15 milyon. Yazık günah yani. Ekonomi bitti yani. Bitirdiniz yani. Bitirdiler. Millet kafasına göre zam yapıyor. Yara bantını 3 milyon aldım dün. Bugün 5 milyon olmuş. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir yaşantı olmaz. İnsanları gerçekten suça iştirak ediyorlar. İnsanlara hırsızlığı ve yani suç makinesi gibi yapmak istiyorlar. Lütfen bunlara izin vermeyin. Verdirmeyelim yani değil mi arkadaşlar? Cumhurbaşkanımıza alkış. Abi. Konuşalım. Ekonominin gidişatı nanay diyorum. Vatandaşlar ne düşünüyor? Her şey pahalı yani. O kadar ucuz değil. Neden pahalı efendim? Siz neye bağlıyorsunuz bu pahalılığı? Vallahi bilmiyorum. Çok bilgim yok o konuda. Açıkçası memnun değilim ben ya. Neden değilsin? Yurt dışında yaşamanın daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Tüm gençler bunu söylüyor. Neden? Ortak düşüncedeyiz çünkü bence. Yani Silivri soğuk bu arada. Onu da katalım, altyazı yapalım. Isınmıştır ya şu an. Isınmış mıdır? Isındıysa dediğim gibi ya tüm gençler aynı yönde düşünüyor yani. Yabancı ülkelerin güzel durumda olduklarını görüyorlar ve özeniyorlar yani ister istemeden özeniyorsa. Gelişti gençler buna şahit olabiliyor artık çok kolay. Peki bunun sebepleri tartışılıyor bugün. Ekonomi neden kötü? İktidarın muhalefet, siyasetin gündemi bu. Ekonomi neden bu durumda? Siyaset konusuna ben pek bakmıyorum da gündem olarak nasıl değerlendirebilirim? Dış güçler midir sence mesela? Dış güçler mi? Yok dış güçler değil ya tamamen içimiz. Böyle düşünüyorum ben. Peki şöyle ileriye bakalım. Gelsin, geleceğin var. Evet. Geleceği nasıl görüyorsun? Geleceği hiç iyi görmüyorum ya genç açısından. Kendi değerlendirme açısından yani kendi bölümüm açısından hiç güzel görmüyorum mesela. İleride bir önü açık değil ya. Atanamama korkusu. Aynen, atanamama korkusu falan var. Okuyoruz ama neye okuyoruz bilmiyorum. Aynı şeyleri düşünüyorum. Bu durumla da bu kafayla da çok düzeleceğimizi sanmıyorum. Üretmeden sürekli tüketim odaklı, dışa bağımlı bir vaziyette. Sürekli böyle kur bilgilerini değiştirerek günlük, anlık, saniyelik zamlar yaparak yani bu milleti artık nasıl bir kaosu sürükledi haklarında en ufak bir fikrim bile yok. Umutsuzuz. Gençler böyle söylüyor. Atatürk biz gençlere emanet etti bu ülkeye ama gençler de umutsuz. Yurt dışına gidiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Ne yazık ki çok kötü bir şey. Ne yazık ki çok kötü bir şey. Lakin Türk gençlerine bundan daha iyi bir imkan, daha iyi bir olanak bırakmıyorlar. Maalesef kendi ülkelerinde istihdam edilebilmeleri, kendi bölümleriyle ilgili yerlerde çalışabilmeleri için herhangi bir olanak sunmuyorlar. Yeterince istihdam yapmıyor. Sonuç olarak farklı durumlara yöneliyoruz. Evet ekonomide bir kötüye gidişat var. Bunu artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Sen neye bağlıyorsun bu kötü gidişatı? Yani dış güçler diyorlar, muhalefete atıyorlar. Dış güçler kadar etkili bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Ekonominin temelinden bu denli sarsılmasının. Bunun büyük bir çoğunluğunun çok fazla üretim odaklı olmamamızdan ya da yeterince Ar-Ge'ye, istihdama önem vermememize bağlıyorum ben. Ama bir taraftan da işte güzel açıklamalar yapılıyor. Yani iktidarın açıklamaları dinliyorsundur bir genç olarak takip ediyorsan. Yani güzel açıklamalar yapılıyor. Geleceği gelmiyor. Merkez Bankası'nın veya şu anki hükümetin yaptığı. Bırakın hükümeti, muhalefetin bile yaptığı eleştirilerin hiçbir inandırıcı ya da doğruluk payı yansıtan durumlar olarak gelmiyor bana. Emeği bulmuyoruz. Önümüzde bir seçim var. Şimdi muhalefete de güvenmiyor insanlar. Yani senin için söylüyorum. İktidara da güvenmiyorsun. Peki ne olacak? Görüşün nedir? Yani çok klasik soruyum. Ne olacak bu ülkenin hali? Ya ne olacak bu ülkenin hali? Dediğim gibi topyekun bir kalkınmayla, topyekun bir sorgulamayla, düşünmeyle, üretim odaklı olmakla, tüketim
kapitalizmden biraz uzaklaşmak da bence değilse yalnız ülkemiz, tüm dünyanın kronik sorununun bu olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde bir yönelimin, bu şekilde bir ideolojinin insanlar üzerine daha hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her açıdan kaynakların tükenilebilir olduğu bir devirde yaşadığımızı ve 7 milyar gibi bir nüfusa ulaştığımızı düşünürsek belli bir noktada bazı şeylerin tükeneceği aşikar. Var mı başka eklemek? Teşekkür ederim.